Ders notlarınızda ya da eğitim afişlerinizde kullandığınız resimler veya sunumlarınızda kullandığınız müzikler ve videolar için hiç izin aldınız mı? Söz konusu tüm bu eserler web ortamında hali hazırda herkesin erişimine açık olsa da kullanabilmek için hak sahibinin izni olması gerekmektedir. Açık lisanslar, katı bir telif hakkı koruması içeren her hakkı saklıdır kavramı yerine bazı hakları saklıdır yaklaşımını benimser. Bu yaklaşım bir nevi eserin paylaşımına, yeniden kullanımına ve adaptasyonuna telif sahibinin belirlediği haklar çerçevesinde izin verir. Creative Commons, bilginin paylaşımına, tekrar kullanımına ve adaptasyonuna olanak veren, lisanslama araçlarına sahip, kar amacı gütmeyen uluslararası bir organizasyondur. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için açık lisanslar topluluğu sunar. Creative Commons lisansları, eserin ilk sahibinden itibaren katkı veren herkese atıf vermek şartıyla lisansta belirtilen haklar çerçevesinde tekrar izin almaya gerek olmadan eserin kullanımına olanak sağlar. Creative Commons lisansları, logo ve lisans kodları aracılığı ile hak sahibi ile kullanıcısı arasındaki iletişimi hızlandırır, paylaşımı sağlar, kullanımı artırır, yaratıcılığı ve inovasyonu güçlendirir. Açık lisanslar kendine has üç katmanlı bir yapıya sahiptir. Lisansın geleneksel lisanslama aracı ile başlamasına legal, yasal kod adı verilir. Lisansların normal insanların anlayacağı dilde sunulmasına Commons özet katı denir. Kullanıcılar için önemli terimleri, durumları belirten ve özetleyen yararlı bir rehberdir. Eserlerin yaratılmasında, kopyalanmasında, keşfedilmesinde algılamayı sağlayan yazılıma makinece okunulabilir kod adı verilir. Açık lisansların dört ana koşulunu tanıyalım. Birinci ana koşul, kredi oluşturulucuya atıf verilmelidir. İkinci koşul, uyarlamalar aynı şartlar altında paylaşılmalıdır. Üçüncüsü, çalışmanın sadece ticari olmayan kullanımlarına izin verilir. Dördüncü, çalışmanın türevlerine veya uyarlamalarına izin yoktur. Farklı amaçlarla kullanılabilecek 6 tane Creative Commons lisansı vardır. Bunlardan ilki, lisansların en serbest ve esnek olanıdır. Kişiler, atıfta bulunmak kaydıyla eseri alabilir, paylaşabilir, başka eserlerle karıştırabilir ve yeni bir eser üretebilir. Hatta ticari amaçla kullanabilir. BYSA şeklinde kısaltılan lisans türünde eser sahibine atıf yapılmalı, uyarlamalar aynı şartlar altında paylaşılmalıdır. Ticari amaçla kullanıma izin vardır, ancak aynı lisansla paylaşılmalıdır. BYND şeklinde kısaltılan lisans türünde eser sahibine atıf yapılmalıdır. İçerikte değiştirme yapılamaz, uyarlamaya uygun değildir. Ancak ticari kullanıma izin vardır. BYNC lisans türünde eser sahibine atıf yapılmalı, içerik değiştirilebilir, uyarlanabilir. Ancak ticari amaçla kullanılamaz. 5. lisans türünde eser sahibine atıfta bulunmak ve ortaya çıkacak yeni ürünü aynı koşullarla lisanslamak kaydıyla eseri alabilir, başka eserlerle karıştırabilir, değiştirebilir ve ticari amaç gütmeden yeni bir eser üretebilirsiniz. Son lisans türü 6 lisans türünün en sınırlayıcı olanıdır. Kişiler eser sahibine atıfta bulunmak suretiyle eseri alabilir ve paylaşabilir. Ancak hiçbir şekilde eserin üzerinde değişiklik yapamaz veya ticari amaçla kullanamaz. Kendi ürettiğiniz materyallerinizi açık eğitim kaynağı olarak paylaşmak istiyorsanız, tercih ettiğiniz lisansı seçmenin ve eserlerinizi lisanslamanın oldukça basit bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Creative Commons'un web sitesinde bulunan lisans seçim aracı sizi adım adım yönlendirerek birkaç soru ile doğru lisansı seçmenizi sağlar. Seçim sonucunda ekranda beliren logoyu çalışmanıza ekleyebilir veya verilen HTML kodunu web sitenize gömebilirsiniz.
bir kitap yazmak, dergi hazırlamak, afiş tasarlamak veya sunum yapmak istediğimizde yüksek kalitede, isteklerimize uygun, kaliteli resimlere ihtiyaç duyarız. İnternette bulunan logo, illüstrasyon ve fotoğraf gibi her türlü imajın hakkı saklıdır. Ve bu durum genel olarak görseller telif hakkına tabi olabilir ifadesiyle açıklanır. Herhangi bir platformda hakkı saklı bulunan görselleri izin almadan kullanmak bir telif sorunuyla yüzleşme ihtimalini doğurur. Bunların yaşanmaması için stok görsel sitelerinden faydalanabiliriz. Ücretli ve ücretsiz kullanım hakkı sunan pek çok stok görsel sitesi mevcuttur. Elbette her sitenin kendine özgü bir takım kısıtlamaları veya şartları bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat ederek telif hakkını ihlal etmeden içeriğimizi görsellerle desteklememiz mümkündür. Bu stok görsel sitelerinden en popülerlerini kısaca tanıyalım.
Stocks görsel sitelerine girip tek tek arama yapmak istemiyorsanız daha geniş bir arama için Google'dan yararlanabilirsiniz. Google görseller, Stocks siteleriyle benzer çalışma prensibiyle arama sayfasında bulunan arama araçları menüsünü kullanarak telif hakkına tabi olmayan görsellere ulaşma imkanı sunar. Creative Commons ve benzeri sitelerde çerçeve ruhsatı olarak tabir edilen ve sahibinin tekrar kullanımına izin verdiği eserleri kullanıcılarla buluşturur. Telifsiz görsel bulmak için bir Google araması yaparken sonuçlarınızı kullanma iznine sahip olduğunuz görselleri bulacak şekilde filtreleyebilirsiniz. Bunu yapmak için gelişmiş arama filtresinden yararlanacağız.